Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz efendim. Bugün Elazığ oldukça yoğun bir gündemi geride bırakıyor. Önce ekmeğe gelen zam, Elazığ'da ekmek artık 4 TL oldu, 3 TL'den 4 TL'ye çıktı. Ardından taksicilerin benzin fiyatlarına gelen zammı protesto etmek amacıyla gerçekleştirmiş oldukları eylem ve akabinde yine 2 gün önce Elazığ'da toplu taşıma ücretlerine gelen zam ve bununla birlikte tüm bu sorunların getirmiş olduğu psikolojik sıkıntılar ve beraberinde şehirdeki hatta ülkedeki kavgalar, cinayetler ve intiharlar beraberinde yol vermedin kavgaları, yumrukların havada uçuşması birazdan hepsini ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde tüm bu yaşanan Türkiye'deki gelişmelerin, ilimizdeki gelişmelerin hepsi malumunuz en çok belki de kalbimizi etkiliyor. Kalp sağlığını konuşacağız efendim. Bu kadar zamma ve bu kadar gerginliğe kalp dayanır mı diye soracağız kime? Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Kobat hocamıza. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kalp dayanır mı hocam? Yani stres çok büyük bir risk faktörü tabii bu tarz durumlarda. Stresli insanların daha çok kalp krizi geçirdiğini, kalp problemlerini daha çok yaşadığını biliyoruz. Mevcut toplumumuzdaki bu stres risk faktörünün artması kalp krizi riskini de ve bunun getirdiği diğer problemleri de kalp yetmezliği gibi, ritim problemi gibi ya da yine tansiyon gibi problemlerin artmasına sebep oluyor maalesef. Yani kalp krizinin arkasındaki tabii genetik olma özelliği de çok yüksek bildiğim kadarıyla. Evet. Kalp krizinin arkasındaki en büyük belirti stres sıkıntı diyebilir miyiz? Yani şöyle aslında ana etmenler genetik. Genetiğin yanında ek hastalıkların olması, şeker gibi, diyabet gibi, hipertansiyon gibi, sigara içiciliği gibi, işte hiperkolesterolemi gibi, kolesterolün yüksek olması gibi. Bunlar ana risk faktörleri. Bunun yanında yaşam tarzı da önemli bir risk faktörü. Bu yaşam tarzının içindeki en önemli risk faktörlerinden biri stres. Bir kişi ne kadar stresli bir hayatı olursa o kadar kalp krizine ve kalp hastalıklarına, aslında birçok hastalıklar için geçerli bu. Kanserler için geçerli, bağırsak hastalıkları için geçerli, kalp hastalıkları için geçerli, tansiyon hastalığı için geçerli. Stresli bir kişi bu hastalıklara maalesef daha çok maruz kalıyor ve bu hastalıkları daha çok yaşamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla toplumdaki risk faktörü, toplumdaki stres arttıkça bu hastalık giderek artıyor. Zaten mevcuttaki en önemli ölüm sebeplerinden biri kalp hastalıkları hala dünyada. Bunlarla birlikte stres arttığında bu durumda daha da giderek artıyor maalesef. Yani stresli toplumlarda daha fazla görülebilme, evet, ihtimali yüksek tabii diyorsunuz hocam. Tabii ki daha yüksek. Yani bizim de mevcut gündeme bakınca hocam, yani özellikle evet, pandemi, yani deprem. Özetlediğiniz tablo çok iç açıcı bir tablo olmayınca maalesef insanların rahatlamaya çok bir alanı olmayınca sürekli stres altında kalan insanlar bu durumu daha çok yaşamak zorunda kalıyorlar. Ne öneriyorsunuz hocam? Mesela çok stresli birine. Yani şöyle, aslında en güzel öneri burada kişinin kendine günlük 1-1,5 saat zaman ayırması. Bunu da genelde egzersiz olarak öneriyoruz. Yani işte telefonlardan, dijital bir hayattan uzak kalacağı, kendine vakit ayırabileceği bir zaman ayırıyor, istiyoruz. Bunu sadece biz değil, psikiyatri hekimleri de öneriyor. Biz bunu gastrointestinal sistem hastalıklarına bakan hocalar da öneriyor. Bunu neredeyse tüm tıp ilimiyle ilgilenen insanlar öneriyor. Bir kişi düzenli egzersiz yaptığında ya da kendine vakit ayırdığında o zaman bu risk faktörlerinden, bu stresten bir miktar da olsa uzak durabiliyor. Böyle olunca da stresin getirdiği durumlar bir miktar azaltılmış olabiliyor. En güzel, en kaliteli şey mümkün oldukça kendine bir saat ayırıp o bir saati de bir egzersizle, kimi yürümek ister, kimi yüzmek ister, kimi bir spor yapmak ister. Ama bir şekilde mesela sanat, orada müzik.
Tabii onlar bağlama çalmak, yani, gitar çalmak. Onlar ayrı, yani şöyle, sporun getirdiği beden üzerine çok olumlu faydaları olduğu için yani biz sporu özellikle oraya koyuyoruz. Spordan kastımız illa gidip işte halı sahada top oynamak ya da bunun gibi bir aktivitede bulunmak değil. Yani kişinin yürümesi de, kişinin gidip yüzmesi de, kişinin bir herhangi bir spor aktivitesinde bulunması da kabul edilebilir bir durum. Ama tabii diğerlerini de yapabilirse onlar için çok daha kıymetli olacaktır. Yani kişi kendine, kendi hayat kalitesini arttırmak adına bir müzik aletiyle ilgilendiğinde çok daha stresi sesi az bir, evet, çok daha stresi az bir durum olacaktır ve çok daha mutlu olacaktır. Mutlu oldukça daha az kriz geçirecektir. Daha az kriz geçirdikçe yani hem kendine hem devlete yükü daha az olacaktır. Aslında bu çok kıymetli şeyler. Yani bir insanı stresten uzak tuttuğunuzda ya da bu bir hastalıktan uzak tuttuğunuzda o kişinin hem kendine hem ailesine hem devletine çok ciddi bir pozitif katkısı oluyor. Bir insan kalp krizi geçirmediğinde yoğun bakımda yatmıyor. Yoğun bakımda yatmadığında işinden uzak kalmıyor. O oradaki tedavi maliyetlerinden uzak kalıyor. Ve bunun sonunda da hem maliyet azalmış oluyor hem kaliteli bir hayatı olmuş oluyor bu insanların. Evet, yani devlete de katkısı olmuş oluyor. Tabii. Hastalanmayan evet. Her insanın. Hocam peki özellikle Elazığ'da kalp hastalıklarında, kalp rahatsızlıklarında bir artış var diyebilir miyiz? Şöyle, çok belirgin bir artış olmadı aslında bu pandemi süreci sonrası da şöyle bir sıkıntı oldu. Pandemiyle birlikte hastaneye gelmeyen hasta sayısı arttı pandeminin aktif olduğu dönemde. Sonrasında pandemi bir miktar azalınca, korona sayıları azalınca o insanlar tekrar hastaneye gelmeye başladılar. Fakat o süreçte hastaneye gelmedikleri için kötüleşen insan sayısı arttı. Yani durum ağırlaşan, tedavisi daha zor olan insan sayısı arttı. Yani kalp krizi geçirip sırf hastanede COVID var diye hastaneye gelmeyen insanlar oldu. Bu insanlar kalp yetmezliği, ritim problemi gibi ciddi problemler yaşadılar. Ve onun sonucunda da şimdi biz onları böyle daha ağır tablolarda görüyoruz. Yani yoksa çok belirgin tabii ki COVID'in getirdiği hastalıklar da oldu. COVID özellikle kalp kasında enfeksiyonlara sebep oldu. Buna bağlı kalp yetmezliği gelişen, ritim problemi olan insanlar oldu. Hatta buna bağlı ölümler gerçekleşti. Çok da az olmayacak sayıda. Fakat ondan ziyade insanlar hastaneye gelmemeye direnerek hastalıklarının kötüleşmesini sağladılar. Yine işte bizim biraz önce konuştuğumuz dışarı çıkmayarak hayatlarındaki o az olan zaten egzersizi de ortadan kaldırarak hastalığın kötüleşmesine sebep oldular. Ve bu karşımıza sıklığı belki çok artmadı ama daha ağır tablo olarak gelmeye başladı. Şu an işte yıllardır yaklaşık 2-2,5 yıldır tedavi edilmeyen bir hasta grubunun getirdiği sıkıntılar var. Hem onlar için var, hem bizler için var. Onlar için var çünkü hastalık daha ilerlemiş oldu. Bizler için var, daha çok sayıda insanla, daha çok insanı tedavi etmek zorunda kaldık. Bu da bu olumsuz bir duruma yol açıyor tabii. Olumsuz bir duruma sebep oldu. Çünkü yani belki dediğim gibi COVID'in getirdiği kalp hastalıkları oldu ama asıl getirdiği problemler insanlar o zaten yani işte ilk girişinizdeki o stres faktörü COVID döneminde çok daha arttı. Çünkü insanlar dışarı çıkmadılar, insan ilişkileri azaldı, insan gidip dışarıda oturup iki gezen insanlar bundan uzak durmaya başladı. Birbiriyle temas etmek istemediler. Bunun getirdikleri hastalıkların artmasıyla sonuçlandı bunlar. Hocam peki böyle hastalarınıza baktığınız zaman Elazığ'da mesela şey var, kalp damar tıkanıklığı, işte kalp krizi, tabii o sanırım ona neden oluyor zaten. Evet. En çok hangi belirtiden kalple ilgili en çok hangi belirtiden hastanız var hocam? Yani şöyle, şimdi dünyadaki en sık ölüm sebebi hala kalp damar hastalıkları. Bunun işte damarın tıkanmasına bağlı kalp krizi, kalp krizi sonrasında oluşan kalp yetmezliği, kalp yetmezliği ile oluşan ritim problemleri. Bunlar hep birbirini takip eden durumlar. Hastalar daha ziyade eğer kalp krizi belirtileriyle geliyorlarsa genelde göğüslerinde, göğüs sırta yayılan, kollara yayılan, alt çeneye yayılan ağrıyla geliyorlar. Ve çoğu zaman eğer daha öncesinde bir problem varsa bunlar egzersizle ortaya çıkıyor başta. Yani kişi yürürken bir göğüs ağrısı tarifliyor.
Eğer bunu ciddiye almazsa istirahatte de göğüs ağrısı oluşmaya başlıyor. Bunu da ciddiye almazsa kalp kriziyle geliyor. Bazen de şöyle oluyor, bu belirtilerin hiçbiri olmadan direkt kalp kriziyle gelebiliyor. Hastaların şiddetli bir göğüs ağrısı, özellikle böyle sıkıştırıcı tarzda sanki göğsün üzerine biri oturmuş gibi bir göğüs ağrısı, eşlik eden bulantı gibi, kusma gibi, soğuk terleme gibi şikayetlerle genelde hastaneye geliyorlar, acile geliyorlar. Bazı insanlar bunun farkına varıp kendileri geliyorlar. Ben kalp krizi geçirdim mi? Evet, yani daha doğrusu 112 arayıp 112 ile geliyorlar. Bazıları da bunun ne olduğunu anlamadan çok rahatsız olduklarında gidiyorlar. Bizim için zaman çok kıymetli olduğu için 112 ile gelen hastaların tedavileri çok daha hızlı başlamış peki, oluyor. Peki hocam, mesela kalp krizi geçiren kişi onun kalp krizi olduğunu nasıl anlıyor yani? Yani şöyle, kalp krizinin ağrısı çok şiddetli bir ağrı. Kalpte mi oluyor hocam? Evet, göğüs bölgesinde. Göğüsü özellikle sırta yayılan, göğüse yayılan. Sağ kol da ağrır denilir. Evet, yani şöyle. Doğru mu hocam? Yani göbekle üst çene arasındaki, çene arasındaki herhangi bir yerde olabilecek sıkıştırıcı tarzda eşlik eden genelde bulantı kusmanın olduğu, hastada böyle hafif bazen ölüm korkusunun eşlik ettiği bir ağrı. Yani böyle çok karşılaşabileceğimiz ya da böyle çok basite alınabilecek bir ağrı değil. Yani günlük hayatta çok insanın karşılaşabileceği bir ağrı yani değil. Durup adamın mesela yürürken durup bir oturması gerektiğini hissedeceği bir ağrı belki de. Yani böyle yürümeye yani devam etmeyeceği. Şöyle bir ağrı, hasta o ağrıyı hissettiğinde aslında birçok hasta o ağrıyla birlikte hastaneye gitmesi gerektiğinin farkına varıyor. Peki hocam, yani biz hep toplum olarak şunu böyle anladık ya da algıladık ya da böyle anlattılar. Mesela kalp krizi geçirdiğin zaman bir dakika içerisinde hani vefat ediyormuşsun gibi. En büyük problemlerden biri o. Yani mesela bazen hastalar hastaneye geliyor. İşte göğüs, çok şiddetli bir göğüs ağrısıyla geliyor. Hastaya gidip kalp grafisi çekildiğinde siz kalp krizi geçiriyorsunuz dediğimizde, anji olmanız gerekiyor dediğimizde şunu diyorlar. Yani dediğinizi söylüyorlar. Kalp krizi geçiren bir insan, ben kalp krizi geçiriyorsam sizinle nasıl konuşuyorum? Benim ölmem gerekiyor gibi bir algı var. Evet, kalp hocam. Krizi öyle bir durum değil. Evet, kalp krizine bağlı erken ya da geç dönemde ölümler var. Fakat kalp krizinin çoğu ayakta geçirilen, şiddetli şikayetlerin olduğu ve insanların çoğunun hastaneye gittiği bir tablo. Bunların bir kısmı o anda oluşan ya da sonrasında oluşan ölümcül ritimler oluştuğunda o insanlar dediğimiz tabloya geliyor. Yani işte kriz geçirdiğinde bilinci kayboluyor, işte solunumu duruyor. Bunlar dediğimiz, bunlar çok büyük bir tablo değil, çok büyük bir sayı değil. Çoğu dediğimiz gibi şiddetli ağrıyla birlikte acile başvuran kesimden oluşuyor. Bir örnek vereyim. Yaklaşık 2 ay önce işte 24 yaşında bir genç arkadaş acile gelmişti kalp kriziyle. Yani biz onun kalp krizi olduğuna çok zor inandırdık. Ben eve gideceğim dedi. Çünkü aynen dediğiniz gibi, ben kalp krizi geçiriyorsam sizinle nasıl konuşuyorum? Benim işte ölmem gerekmiyor muydu gibi bir durumdan bahsediyor. Kalp krizinin çok az bir kısmı o tablo. Ölen. Evet. Çoğu anında ölen. Evet. Çoğu bizim tarif ettiğimiz gibi tabloya uyuyor. Eğer bunlar tedaviyi kabul etmezse o gruba giriyorlar. Yani tedaviyi kabul etmeyip eve İkinci gidenler. İkinci bir kriz mi geçiyorlar o zaman? Yok, şöyle oluyor. O insanlar ya bir ritim problemi yaşıyorlar. Ritim problemi hastanedeyse tedavi edilebiliyor. Ya da yani kalp, ritim dediğiniz hızlı çarpma. Şöyle oluyor. Kalp birden duruyor. Yani hani kalbin birden ölümcül bir tabloya sebep olan ritim problemleri var. Kalbin Türkçesi neredeyse durma noktasına geldi. Pompa fonksiyonunun kaybolduğu bir durum. Bizi hayatta tutan kalbin pompalaması. Beynimize, böbreğimize, vücudumuzun her yerine kan pompalıyor kan. Bu ortadan kalktığı anda önce hızlıca bilinç bozuluyor, sonrasında bilinci kayboluyor, solunumu duruyor ve o kişi ölmüş oluyor. Ölüm tablosuna girmiş oluyor daha doğrusu. Fakat bu hastanede olduğunda bu ritim problemlerin çoğu çözümlenebiliyor. İşte bizim bildiğimiz bir şok cihazıyla bunlar çözümlenebiliyor. Yine hastanın anjiyo alınıp damarının açılmasıyla bunlar çözümlenebiliyor. Tedaviyi kabul eden insanlarda ölüm oranları çok ciddi azaldı. Yani eskiden bu tedavilerin olmadığı durumlarda her kalp krizi geçiren 100 insandan 30-35'i ölürken, şimdi bu oranlar eğer
özellikle hızlı tedavi edilebilirse, hastaneye hızlı gelir, ekip hızlı toplanır, damarı hızlıca açılırsa bu oranlar %3-5'lere kadar düştü. Bu da çok kıymetli bir durum. Fakat burada birkaç şey var. Birincisi, hastanın hastaneye hızlı gelmesi gerekiyor. Mümkünse kendisi değil, 112 ile gelmesi gerekiyor. Çünkü biz o ritim probleminin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Eğer o ritim problemi hasta yoldayken olduğunda, mesela bu tarz haberleri çok duyuyoruz. İşte kalp krizi geçirdi, arabasıyla hastaneye giderken yolda kaza yaptı. Aslında oradaki olay şu, kişi kalp krizi geçiriyor o an hayatta. Arabaya biniyor, yolda tam giderken dediğimiz o kalbin durma tablosu gerçekleşiyor. Kalp durunca kişi kaza yapıyor ve oraya tekrar ambulansın ulaşması bir zaman aldığı için maalesef o insanlar kaybediliyor. O kişi 112'yi arayıp 112 ile hastaneye gitse ve 112 esnasında, yani ambulansın içinde o tabloyu yaşasa, oradaki hekim arkadaş ya da ATT arkadaş bir şok vererek o kişinin hayatta kalmasını sağlayabiliyor ki bu çok kıymetli bir şey. O yüzden mümkün oldukça bu insanların kendi arabalarıyla değil, çünkü kendi arabalarıyla gittiklerinde aynı zamanda bir kaza yaşadıklarında karşıdaki insanlara da zarar verebiliyorlar. 112'yi arayıp 112 ile hastaneye gitmeleri en uygun oluyor. Hocam, çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Mutlaka izleyicilerimiz de dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Yani hepimizin gün içerisinde karşılaşabileceği bir şey aslında. Bizde olacak diye bir şey yok. Bir yakınımızda ya da yanımızda olan birinin başına gelebileceği bir şey, kalp krizi. Şimdi şeyi soracağım hocam. Bir yakınımızın, işte ne bileyim, otobüste gidiyoruz, işte yan yolcunun, İşte yolda yürüyoruz, yanımızdaki biri İşte kalp krizi geçirip yere düşerse ya da işte bayılıp kalırsa, ona nasıl müdahale etmemiz gerekir? Yani orada şunu önce yapmak gerekiyor. Önce kalp krizi olmadığını anlamak gerekiyor ama, anladım yani. Yani hani kalp krizi de olsa olmasa da bu ağır bir tablo. Yani bir kişi düşüyorsa yere, öncelikle eğer bunu anlayabiliyorsak şunu yapmak gerekiyor. Bir defa orada birinin hızlı bir şekilde 112'yi haber vermesi gerekiyor. Bu birincisi. Bu birinci kuralımız. Evet. Çünkü tedavi edilebilecek bir şeyse o konuda geç kalmamak gerekiyor. Yani ortamda iki kişi varsa birinin vazifesinin hızlıca 112'ye bir ihbarda bulunup 112'nin oraya hızlıca transferini sağlamak gerekiyor. Bunun yanında yapılabilecek ikinci durum, kişinin eğer yapılabiliyorsa, biliniyorsa nabzı var mı yok mu? Bir kişinin nabzı atmaya devam ediyorsa o kişinin kalbi de atmaya devam ediyor. Bilekten ölçülüyor. Evet, bilekten ölçülebilir. Boyundan bakılabilir. Hocam, nabzım atmıyor. Onun bakılma yerleri bu var. Aslında çok önemli bilgiler veriyorsunuz, evet, hocam. Biz toplumumuzda bu yüzden belki de yeterince bilmememizden dolayı belki de birçok vatandaşı kaybediyoruz yani. Yani aslında birçok ülkede, bizde de aslında başlandı, bayadır da iyi bir şekilde devam ediyor. İnsanları acil işlemler konusunda eğitmek gerekiyor. En azından bir insanın yaşayıp yaşamadığını, yaşamıyorsa o an için ne yapılabilir, bunların müdahalesini gerektiren silsileleri bilmek gerekiyor. O kişi o anda nabza atmıyorsa... Nabzı kontrol ettiniz hocam. Evet, nabza atıyorsa zaten bayılmıştır. Bu sara nöbeti geçiriyor olabilir, tansiyonu düşmüş olabilir. Yani o hastayı düz bir zeminde bekletip 112'nin gelmesini beklemek gerekiyor. Hocam, orada bir soru soracağım. Mesela bazıları işte diyor ki ayakların yukarıda olması, şahit olduğum tablolar. Evet. Özellikle mesela daha mesleğe yeni başladığımız zamanlarda bu tür işte böyle benzer olaylara mesela gidiyorduk. Orada işte insanlar diyor ayağını yukarı kaldır, işte soğuk su dök üstüne ya da işte ağzına soğan koklat, burnuna soğan koklat gibi böyle şeyler. Ne yapılmalı hocam? Yani şöyle, bir kişinin yani temel fonksiyonları devam ediyorsa aslında ona çok fazla karışmamak gerekiyor. Mümkünse hafif yan çevirip, yani siz solunumunun devam ettiğini gördünüz, nabzının attığını devam ettiğini gördünüz. Yani mesela en çok yapılan yanlışlardan biri şu, işte ağzı kilitlenmişse ağzını açmaya çalışalım. O kişi soluk alıp vermeye devam ediyorsa ya da dilinin arkaya kaçmadığından eminsek ki dili arkaya kaçmışsa o kişi soluk alıp veremeyecektir. Dilini mi çıkartmak gerekiyor? Eğer kaçmışsa onun dilini çıkarmak gerekiyor. Hocam, oradan. Nasıl yapacaklar? Yani yapanlar var, ben biliyorum da yani o şöyle bir şey. Çok tıbbi bir şey gerektirmiyor mu hocam bu? Yani şöyle bir durum var. Ortada ölümle pençeleşen bir insan var. Yani orada zaten eğitim almış biri ise bunu yapabilecektir. Eğitim almamış biri ise bu konuda eğer yapabileceği bir durum varsa elini ağzına koyup dilini dışarı çıkarması gerekiyor, dışarı alması gerekiyor. Dediğim gibi bunun yanında aslında en hızlı olay da
hızlı bir şekilde 112'nin bu konudan haberdar edilmesi gerekiyor. 112 şunu yapın bunu yapın diyor mu hocam? Şöyle diyor, eğer yani siz bu konuda danışmak isterseniz size danışmanlık sağlıyor. En azından neyine dikkat etmeniz gerektiğini, neye etmemeniz gerektiğini söylüyor size. Hocam mesela yan yatırmak lazım evet. dediniz. Hafif yan. O nasıl? Yani kalp sola mı yatıracaklar? Onunla ilgili değil. Recovery pozisyon dediğimiz bir pozisyon var. Yani kişinin en rahat nefes alıp verdiği, dilinin dışarıya kaçmasın, arkaya kaçmasının engel olunduğu bir pozisyon. Hafif sol yana yatırdığınızda o pozisyon, yani sırt üstü yatan bir kişinin dilinin arkaya kaçma ihtimali her zaman daha yüksektir. Hafif yana yatırıp beklemek gerekiyor. Ama mesela bunları yaptık, hiçbiri yok. Solunumu yok, kalbi atmıyor. Bu aktivitelerin hiçbiri yoksa orada da eğer yapılabiliyorsa sadece göğüs masajıyla 112 beklemek gerekiyor. Göğüs mesajı dediğiniz hocam şöyle. Evet, göğsün yani ortasına göğsün ortasına iki eli koyup yaklaşık dakikada 100 defa olacak şekilde göğsü ezmek gerekiyor. Çok sert de basmamak gerekiyor herhalde. Yani şöyle oradaki amaç kalbi sıkıştırıp oradan kanı pompalamak. Yaklaşık 5 santimlik bir göğüs kompresyonu öneriliyor. 5 santim kadar göğsü ezdiğinizde kalbin içindeki kanın %30'unu vücuda pompalayabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada özellikle bizim için hayati olan beyin gibi, böbrek gibi, kalp gibi dokuların hayatta kalmasını sağlayabiliyoruz o süre zarfında. Dakikada yaklaşık 100 civarında yapmak gerekiyor bunu. Göğsün ortasına iki eli koyup baskı uygulayıp tekrar eli tamamen gevşetip tekrar baskı uygulamak gerekiyor. Suni teneffüs olayı var hocam. Yani suni teneffüs olayı biraz zor bir olay. Çok dışarıda çok yapımı kolay bir olay değil. Yapılabiliyorsa evet yapmak gerekiyor. Ama eğer yapılamıyorsa, ki kılavuzlar böyle diyor, yapılamıyorsa böyle bir durumda sadece göğüs kompresyonu bile çok kıymetli bir durum oluyor. Çünkü siz göğüse basıp bıraktığınızda aynı zamanda kısmen de olsa akciğerleri de basıp bırakmış oluyorsunuz. Eğer tıkayan bir durum yoksa, kişinin ağzını burnunu tıkayan bir durum yoksa, kısmen de olsa nefes alıp vermesini sağlayabiliyoruz. Ama tabii ki yapılabilse, ağızdan soluk verilebilse çok daha kıymetli olur, ama bu dışarıda çok zor bir durum. Tabii. Ve en önemlisi, böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında insanların böyle meraklı bakışlar arasında evet. o hastanın başının ucunda böyle kalabalık oluşturmaması gerekiyor. Aynen öyle, ve belki şu konuşmalardan şunu anlamak gerekiyor. İnsanların acil sağlık hizmetini alması gerekiyor. Kesinlikle hocam. Okullarda zorunlu ders olmalı. Evet. Yani okullarda olmalı, işletmelerde olmalı. Çünkü bu olayı nerede yaşayacağımızı bilmiyoruz. Yani bu bir arabada da olabilir, bir otobüste de olabilir, uçakta olabilir, gemide olabilir, sokakta olabilir, futbol müsabakasında olabilir, herhangi bir yerde olabilir. Bir de gece uyurken yaşanan kalp krizi var hocam. Bu eğitimi ne kadar çok almış insan olursa, dolayısıyla o insanlardan mutlaka biri bu saydığımız noktalardan biri olacaktır ve en azından döndürülebilir insanlar için konuşuyoruz. Çok kıymetli bir şekilde o insanların hayatta kalmasını sağlayabiliriz. Şöyle kıymetli bir veri vardır. Bir kişinin kalbi durduğu anda ilk bir dakika içinde müdahale ettiğinizde, eğer geri dönebilir hastalıklar için konuşuyoruz ve bu müdahale iyi yapıldığında o insanların %90'ı geri dönüyor. Çok kıymetli bir veri bu. O yüzden mümkün oldukça ne kadar çok insanımız bu bilgiye sahip olursa o kadar çok insan bundan kalmış olur. Evet. Gece geçirilen kalp krizleri var sanırım bir de hocam, uyku halinde. Evet. Yani onlar zor bir durum. Eğer kişi çok şiddetli bir ağrıyla uyanmazsa, yani şöyle bir şey, o ağrı insanları çoğu zaman uyandırıyor. Fakat şöyle başlarsa, yani direkt ağrıyla birlikte o dediğimiz hayatın sonlanmasına sebep olan ritim problemiyle başlarsa, maalesef o insanlar çoğu zaman sabah yataklarında ölü bulunuyorlar. Böyle bir durum var. Yani kişi ağrıyı hissettiği anda, bu rahatsız edici bir ağrıysa, şunu dememesi gerekiyor. Biraz bekleyeyim, biraz daha bekleyeyim. Belki rüya görüyorum. Belki geçer. Bu yüzden. İşte belki şöyle olur, böyle olur dememek gerekiyor. Çünkü kalp ağrısı gerçekten çok şiddetli bir ağrıdır. Öyle her gün yaşayacağınız bir ağrı değildir. Çok rahatsız edici bir ağrıdır. Öyle kolay kolay
ömrünüz boyunca karşılaşabileceğiniz bir ağrı değildir. Böyle bir ağrı yaşadıysa bir insan, ister araba sürüyor olsun, ister uykuda olsun, yani uyandıktan sonra, ister dışarıda oturuyor olsun, bunu ciddiye almalı ve ciddiye alıp en yakın sağlık kuruluşuna mümkün oldukça 112 ile transferini sağlamalı. Hocam, sıcak havalar kalp krizi riskini artırıyor mu? Evet. Hem sıcak havalar arttırıyor hem çok soğuk havalar arttırıyor. İkisi de arttırıyor. O yüzden çok sıcak ve çok soğuk havalarda özellikle kalp problemi olduğunu bildiğimiz insanların mümkün oldukça dışarıda gezmemesini öneriyoruz. Şöyle bir durum oluyor. Burası için konuşursak Elazığ'da bir bahçe kültürü var. İnsanlar çok fazla bahçeleri var. Bahçeleriyle ilgileniyorlar. Aslında bu iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Fakat bunu bilinçsizce yaptıklarında bunun sıkıntısını yaşıyorlar. İşte öğlen sıcağında havanın işte özellikle şu dönemde 30-35 derecelere çıktı. Belki önümüzde daha da ısınacak. Öğlen sıcağında dışarı çıkıp bir şeyler yapmak istediklerinde bu onlara çok negatif bir sonuç olarak doğuyor. O yüzden çok sıcak havalarda mümkün oldukça böyle bir aktivitede yapmak istiyorlarsa ki yapmaya devam etsinler. İyi bir şey bu. Ama bunu sabahın serininde, akşamın serininde yapmak gerekiyor. Bu aynısı kış için de geçerli. Çok sıcak havalar ve çok soğuk havalar kalp problemlerinin artmasına, kalp krizlerinin artmasına sebep oluyor. Çok sıcak havalar tansiyon düşüklüklerine sebep oluyor. Bunun gibi bazen tansiyon yükselmelerine sebep oluyor. Eğer kişi az sıvı alırsa, tansiyon düşüklüğü çok sıvı alır, çok güneşe maruz kalırsa da yüksek tansiyona sebep olabiliyor maalesef. Anladım. Hocam, gençlerde kalp hastalığı artıyor mu? Artıyor. Yani artmasının sebebi aslında hayat kalitemizin bozulması. Kaygılar belki. Kaygılarımız, stresimiz, işte sigara tüketiminin giderek 10'lu yaşlara düşmesi, yabancı madde kullanımının çok aşağılara düşmesi, çok fazla immobil bir hayatımızın olmaya başlaması. Artık 200 metre ilerideki bakkala bile, markete bile neredeyse arabayla gider olduk. Bunun aynısını gençler de yapıyor. İşte normalde 1 kilometre ötedeki okuluna yürüyerek ya da dershanesine yürüyerek gidip gelebilecekken bunu servisle ya da başka bir şeyle yapmaya çalışıyor. Bu da kalp krizi riskini arttırıyor ve bu yaş giderek aşağıya gelmeye devam ediyor maalesef. Bu da oldukça önemli. Dikkat etmek lazım. Evet. Hocam, korona sonrasından bahsettiniz az çok ama özellikle korona sonrasında şu bilgi yayıldı. Tabii ne kadar doğru onu bilmiyorum. İşte korona ciddi kalp hastalıklarına neden oluyor. İşte ya da koronavirüs ilaçları, aşıları vesaire ciddi kalp hastalıklarına neden oluyor. İşte gelecek süreçte bu daha fazla kendisini gösterecek. Doğru mudur? Yani şöyle, korona vücudun hemen hemen her yerinde aslında çok ilginç olaylara sebep oldu. Yani kalpten tutun göze kadar, akciğerlerden tutun, biz hep akciğerleri konuştuk ama işte böbreklere kadar her yerde ciddi problemlere sebep oldu. Dolayısıyla kalbi de etkiledi. Her insan etkilendi mi bundan? Her insan etkilenmedi ama vücuttaki bu yaygın yangı dediğimiz inflamasyon aynı zamanda kalpte enfeksiyon tarzında bir tabloya sebep oldu bazı insanlarda ve o sonrasında kalp yetmezliği tablolarına sebep oldu. Bir kısmı hemen oldu. Bir kısmını belki biz ilerleyen süreçlerde göreceğiz. O yüzden biz bu hasta grup, koronaya maruz kalmış insanlara şunu öneriyoruz. Diyoruz ki normalde bir insan korona olduktan bir süre sonra eski hayatına, standardına neredeyse dönmesi gerekiyor. Fakat bir kişi korona olduktan 3 ay, 6 ay sonrasında hala yürürken nefes darlığı çekiyorsa, hala bir miktar yokuş çıkarken nefes darlığı çekiyorsa, hala iki basamak merdiven çıkarken nefes darlığı çekiyorsa, o insanlara mutlaka kontrole gitmesi gerekiyor. Gerçekten tutulumu olmuş olabilir. O hastaları o şekilde takip etmek gerekiyor. İlerleyen zamanlarda bunun başka sıkıntılarını görecek miyiz? Yani bunu bekleyip göreceğiz ama mevcutta koronaya bağlı kalp yetmezliğiyle karşımıza çıkan kişi sayısı maalesef oldu. Ve bunların bir kısmı tekrar toparladılar, bir kısmı da kalp yetmezliği hastası olarak kaldılar. Anladım. Hocam, Türker Tuncer hocamızın bir mesajı var. Furkan hocam, ben Türker Tuncer. Kalp hastalıkları en fazla insan öldüren hastalıklar. Covid ve kanser için aşı ve benzeri Ar-Ge faaliyetleri var. Kalp hastalıklarında yapılan Ar-Ge'ler nelerdir diye sormuş hocam.
Şöyle yani aslında koruyucu hekimlik tüm hekimlik branşları içindeki en kıymetli şey. Yani biz koruyucu hekimliği hayatımıza yerleştirebilirsek en büyük Ar-Ge çalışmamız bu olacak. Yani hastalığı önlersek, o kişilere stent takmak zorunda kalmazsak, o kişilere kalp pili takmak zorunda kalmazsak aslında en büyük problemi en baştan çözmüş olacağız. Dolayısıyla buraya öncelikle buraya varmadan önce bir problemi çözmek gerekiyor. İşte kişinin eğer genetik yatkınlığı varsa belki biz onu çözemeyiz ama bir kişinin sigara içiyorsa sigarasının azaltılması ya da kesilmesi, işte tamamen sedanter bir hayat yaşıyorsa o kişinin aktif bir hayat yaşamaya başlaması, kiloluysa kilo vermesi, tansiyonu varsa tansiyonunu düzene sokmak için egzersizle, tuzla birlikte, tuzun kısıtlanmasıyla birlikte tansiyon ilaçlarının alınması, şekeri varsa şekerin kontrol altına alınması, bunlar aslında tüm kalp hastalıkları için en büyük koruyucu hekimlik safhaları. Biz bunu geçtikten sonra, hastalık geliştikten sonra ne yapıyoruz? Tabii bununla ilişkili giderek yıllar içinde gelişen teknolojilerin bize sağladığı faydalar var. İşte 1990'larda kalp krizi geçiren bir hastaya takılan stentler ortalama 3 ayda tıkanırken, şimdi takılan stentler eğer kişi ilacına dikkat eder, hayat kalitesine dikkat ederse çok uzun yıllar hiçbir sıkıntı yaşamadan hayatlarına devam edebiliyorlar. Bu gelişen teknolojilerden biri. Yine gelişen ilaçların güvenilirliğinin artması, yan etkilerini azalması, hastaya faydasının artması yine önemli Ar-Ge tablolarından biri bu. Bunlar hastalıkların hem azaltılması için emek sarf edilmeli bu hasta grubu için, hem de hastalık oluştuktan sonra bu yeni gelişen teknolojilerle birlikte, bu tedavi protokolleriyle birlikte ölüm miktarları ya da kalp yetmezliği gelişme oranları azaltılabiliyor. Hocam ve siz aynı zamanda kalp pili noktasında çok ciddi başarılı operasyonlar yapıyorsunuz. Sadece kalp pili alanında değil, diğer alanlarda da üniversite hastanesinde çok güzel başarıyla sonuçlanan, hatta öyle ki sadece Lezi'den değil bölgeden, Türkiye'nin birçok bölgesinden hastanız var. Sizlere gelip tedavi oluyorlar, ameliyat oluyorlar, sağlıklarına kavuşup geriye dönüyorlar hocam. Bu noktada kalp pili nedir, niçin yapılır, kalp hastalıklarında yeri nedir? Şöyle, kalp pilinin birçok kullanım amacı var. İlk piller ilk geliştirildiğinde şu amaçla geliştirilmiş. Kalbi yavaş çalışan, yani kalbin çalışma sayısı kişinin hayatta kalmasını sağlayacak kadar çok değilse, böyle bir durumda kalbin içine bir kablo yerleştiriliyor. Bir jeneratör vasıtasıyla o kalp hızlıca çalıştırılabiliyor. Sayı 60, 80, 100 şeklinde ayarlanabiliyor. Bunlar ilk geliştirilen teknolojilerdi. Tabii sonrasında kalp pillerinin teknolojileri de çok ciddi manada arttı. Sonrasında biraz önce konuştuğumuz o ölümcül ritim problemlerini azaltan piller geliştirildi. Bizim dışarıda o koca şok cihazıyla sağladığımız işlemi piller sağlamaya başladılar. Kalbin içine yerleştirilen yine bir kablo dışarıdan bir jeneratöre bağlanıyor. Yani dışarıdan derken cildin altına yerleştirilmiş bir jeneratöre bağlanıyor. Ve o jeneratör kişi öyle bir ritim problemi yaşadığında pil onu tanıyor ve ona müdahale ediyor. Çok kıymetli bir şey bu. Daha sonrasında bu olay bir tık daha ileriye gitti. Kalp yetmezliği için kullanılan piller var. Tabii her hastaya uygun değil ama kalp yetmezliğinin tedavisinin aşamalarından biri olan bazı pil türleri var. Onlar da ayrıca işte 3 kablolu şeklinde piller takılıyor ve kalp yetmezliğini bir miktar da olsa azaltabiliyor. Aynı zamanda şok verme özellikleri var. Yani piller gelişirken basit bir mantıkla gelişti. Önce kalbi hızlandıralım diye geliştirildi. Sonrasında acaba biz buna şok cihazını ekleyebilir miyiz diye onu eklediler. Koca şok cihazını küçük bir cihazın içine yerleştirerek böyle bir fonksiyon gördü. Sonra acaba kalp yetmezliği için kullanabilir miyiz dendi. Şu an onun için de kullanılıyor ama her hastaya her pil uygun olmuyor. Kimine sadece hızlandırmak gerekiyor, kimine sadece şok özelliği olan piller takmak gerekiyor. Bunu takıp hastaya hangisi uygunsa o piller takıldığında bundan çok ciddi fayda görüyorlar. Örnek vereyim, bir hastanın işte evdeyken kalbinin durmasına sebep olan bir ritim problemi yaşadığında, eğer öncesinden bir sebebi var ve uygun bir pil takılmışsa o kişiye, o pil devreye girip o kişinin hayatta kalmasını çok kolaylıkla sağlayabiliyor. Anjiyolar hocam, onlar da bir tedavi yöntemi sanırım.
Şöyle, şimdi aslında koroner anjiyografi bir görüntüleme yöntemi olarak kullanılıyor. Yani bir kişinin damarlarında tıkanıklık var mı yok mu onu tespit etmek için kullanılıyor. Fakat onun bir sonraki aşaması tedavi olarak kullanılıyor. Yani bunun ismi değişiyor. Koroner anjiyografiden anjiyoplasti diye değişiyor. İşte balon yapılması, stent takılması. Bunların yine hepsi anjiyo esnasında. Bunların hepsi anjiyo laboratuvarında yapılan işlemler. O esnada yapılıyor. Tabii o an işlemde yapılıyor. Bir hastaya anjiyo yaptınız, bir damarı tıkalı çıktı ve bu stente uygunsa aynı esnada hasta bilgilendirilip işleme devam ediliyor ve damarı açılıyor. Bunlar koroner anjiyografi laboratuvarında yapılan işlemler. Burada hastanın ne işleme uygunluğuna bakmak gerekiyor. Her damar stente uygun olmuyor. Bazen kişinin bypass olması gerekiyor. Bazen stente uygun oluyor, aynı seansta açılıyor. Bazen şöyle oluyor, kişinin damarı tıkalı oluyor ama birden fazla damar tıkalı olduğunda hangi damar en kritikse o açılıp geri kalanlar başka seanslara bırakılabiliyor. Burada bizim Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin ve Amerika Kardiyoloji Derneği'nin belirlediği kılavuzlar var. O kılavuzlara bakıldığında, yani biz o kılavuzları bu hastaya hangisi uygun diye düşünüyoruz, bu hastaya şu uygun dediğimizde o tedaviyi hastaya da anlatarak, hastayı da bilgilendirerek öyle devam ediyoruz ve bunların hemen hemen hepsi bizim kateter laboratuvarı dediğimiz anjiyo laboratuvarında gerçekleşiyor. Bizim üniversitemizde de 4 tane anjiyo laboratuvarımız var. Bir tanesi yeni kuruldu. Sağ olsunlar rektörlüğün ve başhekimliğin desteğiyle çok da kıymetli bir cihaz. O cihazımızla birlikte 4 tane laboratuvarda Elazığ ve bölge illerine ne hizmet güzel. Ediyoruz. Evet. Ne güzel. Yani bunlar Elazığ halkına bir hizmet evet. aslında. Evet. Hocam bu arada üniversite hastanesi demişken bizim tüm bu kalple ilgili hastalıkları çözecek hem doktor anlamında hem de makine anlamında altyapımız sağlam herhalde hocam. Evet. Yani şöyle bir dönem asistanla ilgili genel bir sıkıntımız vardı. Şu an 7 öğretim üyesiyiz. 11 asistan arkadaşımızla birlikte yaklaşık 60 yataklı bir 16 yatak yoğun bakım, 45 yataya yakın servisimiz var. 60 yataklı bir klinikte hizmet ediyoruz ve çoğu zaman gerçekten dolu bir şekilde çalışıyoruz. Mümkün oldukça hastaların başka yere gitmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu hem burada yaşayan insanlar için kıymetli, hem bizler için kıymetli. İşimizi çünkü hakkıyla yapmak istiyoruz. Hem de bizim yanımızda eğitim alan asistan arkadaşlarımız için kıymetli. Onlar da o işleri görüyorlar ve çoğu bu bölgede yaşamlarına devam ediyor. Başka yerlere giden insanlar var ama buradan ihtisas alan insanların çoğu etrafta yaşamlarına devam ediyorlar ve bu bölgeye hizmet vermeye devam ediyorlar. Buradan kaliteli bir eğitim alıp gittiklerinde hem gittikleri yerlerde öncelikle kendileri mutlu oluyorlar. Sonra burada onlara eğitim veren insanlara minnettar oluyorlar ve oradaki insanlara kaliteli bir hizmet vermiş oluyorlar. O açıdan üniversitemiz kıymetli bir üniversite, kıymetli işler yapıyor ve yapmaya devam edeceklerini de düşünüyorum. İnşallah. Furkan Bey merhaba. Mehmet Ali Hocamıza yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ederiz. Genetik olarak kalp krizinin etkisi nedir? Teşekkürler. Doçent Doktor Fatih Demir Hocamız sormuş. Selamlarımızı göndermiş olalım. Ben de selamlarımı iletiyorum. Aslında en büyük risk faktörlerinden biri genetik. Yani bir kişinin ailesinde, annesinde, babasında kalp krizi geçirme hikayesi varsa maalesef onun başına gelme ihtimali de yüksek. Burada değiştirilebilir risk faktörleri sadece erken mi olacak, geç mi olacak onu değiştiriyor. Şöyle bir örnek verirsek, babası 50 yaşında kalp krizi geçirmiş bir kişi eğer babasından daha kalitesiz bir hayat yaşıyorsa muhtemelen 50 yaşından önce kalp krizine maruz kalacaktır. İşte sedanter bir hayatı varsa, yürümüyorsa, kiloluysa, sigara içiyorsa yani 50 yaşından önce. Yani hani babasıyla şöyle yani genetik risk faktörü şöyle bir durum. Ya bir kişi babasıyla ortalama hemen hemen aynı yaş gruplarında krize maruz kalma ihtimali çok yüksek. Yani bir kişi 50 yaşında babası kriz geçirdiyse o da dikkat etmezse o da o yaşlarda kriz geçirme ihtimaline maalesef maruz kalıyor. Eğer hayat kalitesini düzene sokarsa bunu çok ciddi öteleyebiliyor.
Yani işte babası sigara içiyorken kendisi sigara içmiyorsa, işte kiloluyken o dikkat ediyorsa, tansiyonu varken buna kontrol altına tutabiliyorsa, onu 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl öteleyebiliyor ki bu çok kıymetli bir durum. Genetiğin şöyle bir şey var, bizim aslında tüm hastalıklarımız için geçerli bu. Yani kanser hastalıkları maalesef genetik olarak geçiyor. Bazı kalp hastalıkları genetik olarak geçiyor. Kalp krizleri genetik olarak geçiyor. Kalp damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biri genetik. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir durum. Özellikle ailesinde böyle bir problemi olan kişilerin, erkeklerin 40 yaşından sonra, kadınların da 50-55 yaşından sonra düzenli bir şekilde hekim kontrolünden geçmeleri gerekiyor. Kontrollerini yapmaları gerekiyor. Kalple ilgili şüpheli bir durum sezinlediklerinde ise acil bir şekilde, acilse acile, değilse bir kardiyoloji hekimine muayene olması gerekiyor. Bu da çok kıymetli bir bilgiydi hocam. İyi akşamlar hocam. O sorum 2 yıl önce hocam kapalı olan bir damarıma stent taktı. 3 damarda baloncuk olduğunu söyledi. Bu tekrar bir krize neden olur mu? Balon, şimdi kalp damar hastalıklarında bizim klasik bildiğimiz darlık dediğimiz bir tablo, daralıyor. Ona bağlı bir kriz geçiriyor ya da kişi de şikayete sebep oluyor. O stentle çözümlenebiliyor. Geniş baloncuk farklı bir olay. Damarın genişlemesi durumu bu. Yani kalp krizine sebep olma ihtimali var. Orada kan akımını bozacak düzeye gelirse o baloncuk, kalp krizindeki mantık bir yerden sonra kanın ileriye akmaması ve orada beslenme probleminin olması. Eğer kan akışını engelleyecek kadar büyürse önce göğüs ağrısına ve bunun gibi tablolara, sonrasında da kalp krizine sebep olabilir. Yağ yakıcılar kalbe zarar verir mi? Yağ yakıcılar hocam. Spor yapanların özellikle kullanmış olduğu. Yani şöyle, şimdi biz aslında onların içinde çok da tıbbi olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Yani özellikle böyle marketlerde ya da internetten sipariş edilen bu tarz şeylerin maalesef çok kötü olaylara sebep olduğunu biliyoruz. Yani içinde bir sağlık kuruluşundan onay almamış bir ilaç ya da bunun gibi gıda ürünlerinin kullanılması çok tavsiye edilmiyor. Ve maalesef kalp problemlerine, kalp krizlerine sebep olabiliyor. Hocam son olarak var mı izleyeceğimize, Elazığlılara özellikle dikkat etmeleri noktasında ifadeleriniz, sözleriniz, önerileriniz, tavsiyeleriniz? Hocam yani artık ne söylerseniz. Teşekkür ederim. Hareketli bir hayat öneriyoruz aslında birçok kişiye. Hareketli bir hayat ilk girişinizdeki stresimizi bir miktar da olsa azaltıyor. Kalp damar hastalıklarını azaltıyor. Tansiyonun daha düzene girmesini sağlıyor. Şekerin daha düzene girmesini sağlıyor. Bir şekilde günün içinde kendilerine 40 dakika, 50 dakika bir zaman ayırıp hareketli bir hayat tavsiye ediyorum. İnşallah sağlıklı nice nesiller diyelim bizler de hocam. Teşekkür ederim. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet efendim, canlı yayın konuğumuz Fırat Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Kobat hocamız bizlerle birlikteydi. Özellikle son zamanlarda az da olsa bir stresli bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik dalgalanmalar, toplumdaki yaşanan olaylar, cinayetler, intiharlar, kavgalar, kazalar, gürültüler ve zamlar. Hepsi kalbimizi ister istemez etkiliyor mu diye sorduk hocamıza. Hocamız başta kalp krizi, belirtileri, sonrası ve kalp krizi esnasında yapılacak olanlarla ilgili çok güzel bilgilendirmelerde bulundu. Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Efendim şimdi kısa bir reklam arası, ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Gün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Efendim Elazığ'da bugün vatandaşlar ekmeğe yapılan zam ile güne başladı. Elazığ'da ekmek 3 liradan 4 liraya çıktı. Öte yandan taksiciler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla bugün yollarda eylem yaptılar. Ona da birazdan bakacağız. Ve yol verme kavgası yumruk yumruğa sonuçlandı, tartışma yaşandı, tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Toplum olarak psikolojimiz,
iyice geriliyor. Her geçen gün bir cinayet, bir kavga haberi peşi sıra geliyor Elazığ'da ve bunların tabii ki hepsinin kalbe bir olumsuz yönde etkisi var mı konuştuk. İlk bölümde konuğumuz Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Kobat hocamızdı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman başkanlığında düzenlenen toplantıda sıcakların artmasıyla birlikte artan orman yangınlarının önlenmesi ve alınacak olan tedbirler masaya yatırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne tarihinde ilk kez yangın söndürme helikopteri tahsis edildi. 15 Haziran 31 Ekim tarihleri arasında muhtemel orman yangınlarına karşı tedbiren konuşlanan helikopter ekibinin bölge müdürlüğüne bağlı 8 il ve diğer bölge müdürlüklerine hizmet verecek. Önümüzdeki 2 yıl bölgede konuşlanacak olan helikopter için bölge müdürlüğü tarafından altyapı ve tesis çalışmalarına başlanıldı. Helikopterin tahsis edilmesinin ardından Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman Başkanlığı'nda Orman Bölge Müdürlüğü'nde bir toplantı düzenlendi. Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu üyeleri ve Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ile bir araya gelen Vali Toraman, yazın gelmesiyle birlikte artan orman yangınlarına karşı alınacak olan önlemleri masaya yatırdı. Efendim Elazığ güne ekmek zammıyla başladı. En son Nisan ayında bir zam yapılmıştı. İkinci bir zam daha geldi bu yıl içerisinde. Fırıncılar Odası Başkanı İlhan Yıldız da açıklama yaptı. Esnafı da vatandaşı da mağdur etmemeye çalıştıklarını söyledi. Şimdi o haberi izliyoruz. Ekmek için alınan zam kararı uygulanmaya başladı. Fırıncılar zamdan memnun kalmazken vatandaş da kararı haklı buldu. Zam yeterli değil yani şu anda fırıncılar için de yeterli değil. Yani un da fazla yüksek olduğu için şu anda millet perişan yani bir tek ekmek ne değil. Şu anda bir yani bir tek ekmekle iş bitmiyor. Ama yani diğer zamlar da devamlı geliyor. Yani şaşırmışlık ne olacağını bilmiyoruz yani böyle. Siz daha üstünü mü bekliyordunuz? Yani buna şükür ama ne olacağımızı bilmiyoruz şu anda. Yani bizim üstteki devletimiz olsun, yani büyük cumhurbaşkanımız olsun. Biz şunu şu anda yani bir ekmek ailesi, nüfusu büyük olan insanlar 10 tane ekmek alsa yine yetmez günlük. Kaça mal oluyor yani bu biraz zor. İmkansız yani milletin gücü yetmez buna. Ama bunu devletimiz bir çaresini bulması lazım yani. Vallahi %25 abla bize kalırsa yeterli değil fırıncılara kalırsa. Çünkü her şeye %60 %70 zam geldi. Bizimkisi daha %25 idi. Ama gel de müşteriye anlat onu. Müşteri nasıl kalsın? Müşteriye kalsa şu an bir şey bir tepki görmedik. Müşteriye kalsa de mesela daha ucuz olsun. Ama bizim açımızdan yeterli değil. Yapacak bir şey yok, aç kalamayız. Mecburen olacak. Evet. Fazla mı peki yapılan zam? Yani her şey olduğu için yapacak bir şey yok, o da olacak yani hepsinde olduğu gibi. İdare eder. Hak veriyor musunuz fırıncılara? Haklılar. Tamam. Çünkü zamlar her gün zam. Nereye kadar tamam yani? Fırıncılar Odası Başkanı İlhan Yıldız, açık ve somun ekmeğin bundan böyle 4 liradan satılacağını belirterek, una gelen zamlarla birlikte esnafın mağdur olduğunu ifade etti. Ya şu anda yapılan zamdan esnafımız memnun değil. Hem bir fiyat artışı oldu, ondan memnun değiller. Onunla da birlikte fiyat onları kurtaracak bir fiyat değildi. Ama ülkemizin ve vatandaşımızın durumunu da biz göz önünde bulundurarak öyle bir fiyat artışına gittik. Şimdi fiyat artışını tabii ki bizler hiçbir zaman için tasvip etmeyen bir kurumuz. Çünkü vatandaşın alım gücünü mutlaka bir hakem gibi hesaplamamız lazım her seferinde. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Her yıl Haziran döneminde fiyat hububatta fiyat artışları, fiyatların taban fiyatı açıklanır. Bizim daha önceden 2021 yılında taban fiyatımız buğdayda 2 lira 60 kuruştu. 2022 yılında 6 lira 50 kuruş oldu. 1 lira da destekleme verildi. Şu anda bizim buğdayımızın taban fiyatı 7 lira 50 kuruş oldu. Bu da dolayısıyla un fiyatlarına, buğday fiyatlarına yansıdı. Değirmenciden bize gelen un fiyatı çok farklı oldu. Yani %200'lere varan bir taban fiyatı
farkı çıktı karşımıza. Burada tabii ki bakanlığımızın ve bizi desteklediği bir proje var. Toprak Mahsulleri Ofisi ile alakalı. Birlikte bir federasyonumuzla birlikte bir çalışmalar oldu. Burada bir destekleme söz konusu. Ancak destekleme sadece esnafımıza yetiyor mu? Yetmiyor. Yıldız, esnafın giderlerinin sadece un gideri olmadığını ifade ederek eleman, işletme giderlerinin de olduğunu söyledi. Biz hemen ekmeğin fiyatını artırmadık. Şu ana kadar bizim esnafımız o kamu giderlerini göğüslüyor. Bununla birlikte mesela ticari alanlarda, ticari işletmelerde doğalgaz ve elektrik fiyatları daha farklı bir şekilde yansıma yaptı. Dolayısıyla bundan dolayı da işletmelerimiz müzdarip. Yıldız, bundan sonraki süreçte ise desteklerin devam etmesini isteyerek zam kararının Türkiye geneli uygulandığını ifade etti. Ülke genelinde almış olduğumuz bir karar. Bu bantta izleyeceğiz, yani bu bantta seyredecek ilimizde. O zaman 81 gün tümünde de bugün ekmeğe zam mı var? Tabii ki şu anda öyle, yani hemen hemen bir gün erken bir gün geç geçen illerimiz var. Biz şu anda ortalarda bir şekilde seyrediyoruz. Efendim evet, ekmek zammı yapıldı. Bugün ekmeğe zam geldi artık Elazığ'da. Bir de zam protestosu vardı. Bu ekmeğe zam değil, akaryakıta gelen zam protestosuydu. Elazığ'da taksiciler akaryakıt fiyatlarına gelen zam nedeniyle bugün protesto eylemi yaptı. Elazığ'da bir araya gelen 200'den fazla taksici ard arda zam gelen akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi. Taksiciler Eski Devlet Hastanesi'nin önünde bir araya gelerek Elazığ Şoförler Odası'na kadar konvoy yaptı. Şoförlere Elazığlı sivil vatandaşlar da destek verdi. Efendim taksicilerin eylemiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'unda açıklaması vardı. Milletvekili Gürsel Erol açıklamasında ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çiftçiler, esnaflar, işçiler hayat pahalılığına tepki göstermiştir. Vatandaşlarımızın bu haklı mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olduklarımızı bilmelerini isteriz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, elektrik zamları, sulama sorunlarından dolayı eylem yapan çiftçiler ve mazot zamlarından dolayı yüzlerce taksiyle eylem yapan taksicilerin eylemlerine destek verdiklerini söyledi. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çiftçiler, esnaflar, işçiler hayat pahalılığına tepki göstermek için meydanlara çıkarak demokratik haklarını kullanmışlardır. Vatandaşlarımızın bu haklı mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz diyen Milletvekili Erol, açıklamasına şu şekilde devam etti. Vatandaşlarımız artık son günlerde üst üste yapılan zamların altından kalkamaz hale gelmiştir. Mazotun 30 liraya dayanması, elektriğe, doğalgaza gelen zamlar birçok meslek grubu işlerini döndüremez hale getirmiştir. Kuzova bölgesine bağlı köylerde pancar üreten yüzlerce çiftçimiz mazota gelen zamlar ve sulamada yaşadıkları sorunlardan dolayı 40'a yakın traktörle DS'yi önüne gitmek istemiş ama engellenmişlerdi. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda çiftçilerimizin yetkililerle görüşmeleri sağlandı. Çiftçilerimizin sorunlarının çözülmesi için her platformda sesleri olmaya devam edeceğiz. Yine akaryakıt zamlarından dolayı kontak çeviremeyecek duruma gelen taksicilerimiz, yüzlerce taksiyle kent meydanında tur atarak akaryakıt zamlarını protesto etmiş ve zamların geri çekilmesini talep etmişlerdir. Bu verilen tepkiler emek, ekmek ve alın teri mücadelesidir. Taksicimiz çok zor durumda. Hükümet akaryakıt fiyatlarına zam yapmaya devam ederse yakında ne taksi, ne dolmuş, ne de otobüs esnafı kalacak. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Taksi ve minibüs kullanan hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte on binlerce insanın hayatı zamlardan dolayı olumsuz etkilenmektedir. Hükümet laf üretmek yerine icraat üreterek vatandaşlarımızın belini büken bu zamları geri çekmelidir ifadelerini kullandı. Efendim Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 34. dönem öğrencilerinin mezuniyet ve yemin töreni gerçekleştirildi.
Fırat Üniversitesi 2021-2022 öğretim yılı 34. dönem tıp fakültesi mezunları için Atatürk Kültür Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Töreni Vali Doktor Ömer Toraman, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Kaya Gürgöz'e, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İrfan Kaygusuz, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 34. dönem mezunları adına konuşan dönem birincisi Doktor İmren Nur Çiçek, sağlıkta şiddete değindi. Hayalini kurduğumuz bu mesleğe başlamanın heyecanı yaşarken aynı zamanda da can güvenliğimiz hususunda tedirginiz. Fakat bu tedirginlik bizleri mesleğimizi hakkıyla icra etmekten alıkoymayacaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı olmakla birlikte her kim olursa olsun görevi başında bir hekime gösterilen bu tavrın ve şiddetin artık bitmesini istiyoruz. Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Kaya Gürgöz'e ise bugüne kadar 5000 hekimi mezun ettiklerini söyledi. Bu yıl 129 öğrencimizi mezun ediyoruz. Fakültemiz şimdiye kadar yaklaşık 3000'e yakın pratisyen hekim, 1500 uzman hekim olmak üzere 5000 civarında hekim mezun etmiş bir fakültemizdir. Bu onurda ve başarıda katkısı olan sayın öğretim üyelerimiz, hocalarımıza ve fedakarlıklar hiçbir şekilde ödenmeyecek anne babalarımıza teşekkürler ediyorum. Fırat Üniversitesi'nin 11 Nisan 1975 tarihinde kurulduğunu aktaran Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş da üniversitemiz Aralık 2021 tarihi itibariyle ülkemizin en iyi üniversiteleri arasında yerini alarak araştırma üniversitesi unvanını almıştır dedi. 11 Nisan 1975 yılında kurulan ve adını bölgemize bereket veren Fırat Nehri'nden alan Fırat Üniversitemiz bugün 42.500 öğrencisi, 2.105 akademik personeli ve 3.700 civarında idari ve destek personeli ile Türkiye'mizin en köklü üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Üniversitemiz son yıllarda verdiği eğitimin kalitesi, yapılan bilimsel araştırmaların sayısı ve kalitesi ile ilimize ve bölgemize sunduğu sağlık ve danışmanlık hizmetleri açısından Türk yüksek öğretim sistemi içerisinde adına yakışır bir seviyeyi yakalamıştır. Üniversitemiz Aralık 2021 tarihi itibariyle ülkemizin en iyi üniversiteler arasında yerini alarak araştırma üniversitesi unvanını almıştır. Fırat Üniversitesi'nde tamamlayarak yeni bir hayata başlıyorsunuz. Her şeyden önce mezun olma aşamasına gelmenizden dolayı hepinizi enişten duygularımla kutluyorum. Diplomasını gururla taşıyabileceğiniz Fırat Üniversitemizden mezun olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Vali Doktor Ömer Toraman kendi evladının mezuniyet törenindeymiş gibi heyecanlandığını belirterek mezun doktorları ve ailelerini tebrik etti. Kendi evladımın mezuniyet törenindeymiş gibi heyecanlandım, açık söyleyeyim. Kolay değil. Hakikaten büyük bir emek mahsulü. Kıymetli anne babalar, çocuklarınızın hayallerine kavuşması için, belki de kendi hayallerinize kavuşmak için çok gayret sarf ettiniz. Tıp fakültesini kazanmaları için, mezun olmaları için çok fedakarlıkta bulundunuz. Ancak şu anda bu mezun doktorlarımız bu emeklerinizin zayi olmadığını sizlere gösterdiler. Onlara teşekkür ediyor ve tebrik ediyoruz. Türkiye'nin en zeki, en çalışkan bireyleri karşımızda. Bu iyi ki de böyle. Hakikaten Türkiye'de sağlık hizmetlerinde bu zeki ve çalışkan doktorlarımız sayesinde dünyanın belki de en iyi hizmetlerini alıyoruz. En iyi şekilde tedavi oluyoruz ve şifa buluyoruz. Sizleri yetiştiren tabii ki anneli babalarınız, ancak toplumumuza karşı, milletimize karşı ve devletimize karşı da sorumluluklarınız olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Allah devletimizi daim etsin, milletimizi var etsin. Sizlere de başarılar diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Mezun olan 129 öğrenci Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gürgöz'e eşliğinde yemin etti. İnsanlık değer ve yasalarına karşı. İnsanlık değer ve yasalarına karşı. Kullanmayacağımı. Kullanmayacağımı. Açıkça. Açıkça. Özgürce. Özgürce.
Ve namusum üzerine. Ve namusum üzerine. Ant içerim. Ant içerim. Öğrenciler daha sonra ise sırayla mezuniyet belgelerini hocalarının elinden aldı. Üniversite İnspektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş Beyefendinin elinden alıyor. Program öğrencilerin kep fırlatmasıyla son buldu. Efendim AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bir takım temaslarda bulunmak üzere Perşembe günü Elazığ'a gelecek. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Perşembe günü Elazığ'a gelecek. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Perşembe günü Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu'nu ilçe ve belde belediye başkanları ile toplantıda bir araya gelecek. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde basın toplantısı yapması beklenen Özhaseki'nin Perşembe günü akşam Elazığ'dan ayrılması bekleniyor. Efendim Belediye Başkanı Şan Şerifoğulları'nın seçim projeleri arasında yer alan ve Elazığ'ın ikinci en büyük ihalesi 21 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. İhale Kanal Fırat ve Kanal E televizyonlarından canlı olarak yayınlanacak. Elazığ'ın en büyük altyapı ihalelerinden ikincisi 21 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Seçim öncesi biz bu şehirdeki altyapı sorununu çözeceğiz dedik ve bugün gelmiş olduğumuz noktada belki biraz gecikmiş olabiliriz ama gecikmenin nedenlerini biraz önce açıkladım. Süreç devam ediyor, prosedürler var, bunları yerine getirdik. İfade ettiğiniz gibi çok riskli bir alan ve aynı zamanda halkın tepkisini alabileceğin, işte bir siyasetçi için eğer siyasetçi geleceğini düşünüyorsa çok riskli bir alan olduğundan kaynaklı öteleyebilir, girmeyebilir. Ama biz bu sürece getirdik. Bu artık son 2 yıl, özellikle 2023 yılında genel seçimlerimiz var. 2024 yılında hemen yerel seçimler yapılacak. Bu yaz çok ciddi manada bir çalışma yapacağız. Vatandaşlarımız bu süreçte yorulacak. Bizler de yorulacağız. Söylediğiniz gibi çok basit değil. Yani altyapı sadece ana yollardan geçen ana hatlardan ibaret değil. Seçim döneminde açıklamış olduğu projeleri bir bir yerine getiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığlılara verdiği bir sözü daha yerine getiriyor. Planladık, vatandaşımızın en az sıkıntı çekeceği şekilde planımızı kurguladık. İnşallah nasip olursa müteahhitle yapacağımız sözleşmenin hemen akabinde müteahhitimize yer teslimini yapacağız. Şehir merkezimizde olan mahallelerden başlayacağız. Birinci etabımız Ulukent var, Doğukent var, Kırklar Mahallesi var, Mustafa Paşa Mahallesi var, Rüstem Paşa Mahallesi var, yine Nail Bey var, Kültür Mahallesi var, İzzet Paşa var. Yani birinci etabımızda daha çok riskli alan var, şehir merkezinde olan yerler var. Elazığ İçme Suyu Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı 2. Bölge Yapım İşi ihalesi 21 Haziran Salı günü saat 10'da yapılacak. Yapılacak olan ihale açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek olan ihale Kanal Fırat ve Kanal E televizyonlarından canlı olarak yayınlanacak. Efendim Çatalçeşme Mahallesi, Kovancılar ilçesi, Yazı Konak Beldesi ve Şihacı Köyü'nden ağır hasarlı konutlardan hak sahibi olan ailelerin anahtar teslim tarihleri belli oldu. Elazığ'da meydana gelen deprem afetleri nedeniyle evleri hasar görüp hak sahibi olan ailelerden 16 Haziran 2022 tarihinde çekilen kura sonucu adına Merkez Çatalçeşme Mahallesi, Kovancılar ilçesi, Yazı Konak Beldesi ve Şeyhacı Köyü toplu alanda adına konut çıkan hak sahibi ailelerin konutlarının teslimleri 20 Haziran 2022, 4 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. 16 Haziran 2022 tarihinde çekilen kura sonucunda adına Çatalçeşme Mahallesi, Kovancılar İlçesi, Yazı Konak Beldesi ve Şeyhacı Köyü toplu alanda konut çıkan hak sahipleri 20 Haziran 2022, 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında noter vasıtasıyla karşılıklı olarak becaişlerini yapabilecek. Konut teslim programı ayrıca Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün
elezik.afat.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Konutlarını 45 günlük sürede teslim almayanların 7269 sayılı kanunun 3177 sayılı kanunla değişik 40. maddesine göre yasal olarak hak sahiplikleri iptal edilecek. Efendim KOBİ'lere yönelik 2022 yılı turizm, ihracat ve tarımın geliştirilmesi finansman desteği programı Fırat Kalkınma Ajansı tarafından başlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 bölgesinde bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla KOBİ'lere yönelik 2022 yılı turizm, ihracat ve tarımın geliştirilmesi finansman desteği programını başlattı. Programla alternatif turizm olanaklarının çeşitlendirilerek Yukarı Fırat Havzası turizm destinasyonunun geliştirilmesi, imalat sanayide rekabetçiliğin güçlendirilerek bölge ihracatının artırılması ve tarımsal üretimde ürün çeşitliliği ile verimliliğin artırılarak yüksek katma değerli üretimin sağlanmasının amaçlandığını ifade eden Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdülvahap Yoğunlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Programla başarılı bulunan projeler için aracı kuruluştan kullanılacak kredilerin geri ödenmesi sürecinde katkı payının ajans tarafından finansman desteği olarak karşılanacak. Kredilerin ilk 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere toplam 30 ay vade ile geri ödenebilecek. Program kapsamında desteklenecek projelere sağlanacak finansman desteği için tahsis edilen toplam kaynak tutarı ise 20 milyon TL. Proje başına kullandırılabilecek kredi tutarı asgari 500 bin TL, azami 2 milyon TL olabilecek. Söz konusu programlara başvuru kabulü 24 Haziran 2022, 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek. Programlara ilişkin detaylı bilgiye ve rehberlere www.fk.gov.tr adresinden ulaşılabilir ifadelerini kullandı. Efendim Kovancılar'da kültürün için pedalla, tarihin için yürü etkinliği düzenlendi. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan Ali Bey Konağı için Kültürün İçin Pedalla Tarihin İçin Yürü projesi kapsamında bisiklet sürmeyi ve yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinlikte bisiklet topluluğu üyeleri Ali Bey Konağı için yürüyüş gerçekleştirdiler. Etkinliğe Kovancılar Bisiklet Topluluğu Derneği, Elazığ Doğal Sporları Kulübü Derneği, Elazığ Bisiklet Spor Kulübü, Bisikletliler Derneği Elazığ Şubesi, Elazığ Bisiklet Topluluğu, Türk Eğitimsel Elazığ Şubeleri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kovancılar Bisiklet Topluluğu Derneği Kurucu Başkanı Ziya Karasu, bu kıymetli topluluğun bir araya gelmesinin çok önemli sebepleri var, dedi. Tarihi açıdan bu son derece önemli. İsmet Paşa ile Atatürk'ün birbirine karşı duydukları güven, arkadaşlık, dostluk ilişkisinin başladığı yer burası. Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün günlüklerinde burayla ilgili gün gün kayıtları tutmak, okumak, karşılaştırmak mümkündür. Yine Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde bununla ilgili kayıtlar mevcut. İkinci önemli fonksiyonu ise bu konak Elazığ Harput musikisinin çok önemli iki tane mihenk taşı. Kamuoyuna Harput musikisinin mal olmasına sebep olan, TRT repertuarına derlemeler yapan, notaya alan, çok sayıda çırak yetiştiren Enver Demirbağ ve Paşa Demirbağ'ın çocukken girdikleri, 15 yıl boyunca birebir müzik eğitimi aldıkları Köyenk'te Hafız Mustafa Süer'den ve yetiştikleri yer. Aynı zamanda burada yapılan meşkler Türkiye'nin çok uzak bölgelerinden sürekli dikkat çekmiş. Sürekli katılımcılar gelmiş, izleyiciler gelmiş, icracılar gelmiş. Atışmalara, yarışmalara gelmişler buraya hatta. O zaman Türk müziğinin çok önemli temsilcileri Safiye Ayla, Müzeyyen Senar gibi en gözde isimlerin de yolları buranın musikideki kudretinden dolayı, konağın bu musikideki cazibesinden dolayı buralara birçok defalar uğramışlar. Haliyle bu Harput musikisi için de vazgeçilmez öneme sahip, eşsiz bir yere sahip olan bir mekan. Ne yazık ki şu anda arkamızda gördüğümüz kemerli kapıdan başka sağlam kalan kısmı yok. Bizim amacımız buraya dikkat çekmek. Buranın müze olmasını arzu ediyoruz. Müze ve bir kültür merkezi olmasını, hem tarihi hem de kültürel fonksiyonu, özellikle musiki ile ilgili kısmı
ile alakalı olarak müze fonksiyonu ve kültür merkezi fonksiyonu kazanmasını arzu ediyoruz. Efendim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen El Müttar Başkanı Miraç Ayaz, inşaat sektörünün sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunan El Müttar Yönetim Kurulu Başkanı Miraç Ayaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Ayaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Ülke genelini etkileyen konut üretim düşüşü maalesef şehrimizi de etkilemiştir. Şehrimizde geçen yıla oranla konut üretimi %70 oranında azalmıştır. Hal böyleyken sektörün yeniden canlanması, aynı zamanda 24 Ocak depreminden bu yana depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi açısından gerekeni yapmaya çalıştığımızdan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Artan maliyet artışlarından dolayı günümüz şartlarında 1 milyon liradan aşağı ev almak hayal olacağını, bu maliyetlerin her geçen gün artacağını ve evlerin 1 milyon üstü bandına dayanacağını gösteriyor. Maliyetlerin artışının yanı sıra kentsel dönüşüm de zora girecek. Çözüm için adımların atılması gerektiği birlikte ortak akıl ile hareket edilmesi gerekiyor. 24 Ocak Elazığ depreminde evlerini kaybeden depremzedelerin yeni ev alma hayalleri hızla artan konut maliyetleriyle birlikte zora girdiği Elazığ'da acil olarak dönüştürülmesi gereken deprem yönetmeliğine uygun olmayan yaklaşık 65 bin konut mevcut. Yapıların yeniden yapılması, müteahhitler açısından vatandaşa daire başına 400 ila 500 bin lira arasında farkın cazipleşmesi için gerekli görüşmeler yapmaktayız. Bunun meyvelerini inşallah ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Elazığ'ın gelirinin yarısından fazlasının asgari ücretli ve emeklilerden oluştuğu, bu şekilde vatandaşın cebinden müteahhitlerin talep ettiği daire başı 400-500 bin liralık rakamın karşılayamayacağını, vatandaşın kendi kaderine terk edildiğine ve müteahhitin de artan maliyetler sonucu büyük risklerin altına giremeyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizleri ağırladı. Bizler memleketimiz için 24 Ocak depreminden bu yana yaşanan sorunları ve kentsel dönüşümde yaşanan sıkıntıları dile getirdik. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bu konuda ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olup destekleyeceklerini ifade etti. Bu duyarlılığından dolayı kendilerine teşekkür ederiz ifadelerine yer verdi. Efendim Elazığ Belediyesi Esentepe Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Esentepe Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediyeye bağlı ekipler Esentepe Mahallesi'nde bağlantı yollarını ve sokakları süpürerek yol kenarlarında oluşan yabani otları ve kuru dal parçalarını temizledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili şekilde çalışması sonucu Esentepe Mahallesi'nde sokaklar daha temiz bir görünüme kavuştu. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, günlük temizlik çalışmalarının yanı sıra kapsamlı temizlik çalışmalarının da tüm mahallelerde düzenli olarak sürdürüldüğünü, Elazığlıların yaşam alanlarının temiz ve bakımlı olması için ekiplerin özen gösterdikleri ifade edildi. Efendim çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbeti 1022. gününde devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destek de Kadın Muhtarlar Derneği'nden geldi. Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlatılan oturma eylemi 1022. gününde. Ailelere bir destek de farklı illerde bir araya gelen Kadın Muhtarlar Derneği'nden geldi. Maşallah, hoş bulduk. Merhabalar. İçlerinde Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan'ın da bulunduğu kadın muhtarlar ailelerle tek tek görüştü. 5 yıl geriden geldi. Seda Bey, ama çekebilir misin? Evet. Elazığ'ın en genç kadın muhtarı olan Merkez Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan ise Elazığ'ı temsilen Diyarbakır'daki annelerin sesine ses olmaya ve onlara destek olmaya geldiklerini kaydederek bu annelerin seslerini ellerinden geldikçe duyuracaklarını belirtti.
Elazığ'ı temsilen geldim ben de buraya. Diyarbakır annelerimizin sesini duyurmaya geldik. Onlara destek olmaya geldik. Seslerine ses olmaya geldik. En azından bizler de elimizden geldiğince duyurmaya geldik buraya. Heyet adına açıklamalarda bulunan Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu terör örgütünü kınadığını kaydetti. Erenoğlu, "Bizler hepimiz birer anneyiz ve anne yüreğiyle, anne dokunuşuyla birbirimize ne kadar çare olabiliriz, onun için geldik," dedi. 24 ilimizden gelen, 24 ayrı temsil eden arkadaşlarımızla birlikteyiz. Tabii ne söylenir, yani çok zor bir dönemden geçiyoruz ve buradaki yürek acısını elbette hissedebiliyoruz. Geciken bir gelişimiz oldu belki. Pandemi döneminde niyetlendik, Allah nasip etti. Sayın Valimizin de ilgileriyle, alakalarıyla onlara da çok teşekkür ediyoruz. Güvenli bir ortamda, güvenli bir birliktelik yaşayıp bu yürekleri hissetmek için geldik. Efendim Elazığ'da trafikte kavga çıktı. Kavganın nedeni yol verme meselesiydi. Tartışma bir anda büyüdü, yumruklar konuştu. Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde trafikte seyir halinde olan iki araç şoförü yol verme meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay bir anda tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. Efendim, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya, pazar günü kongrelerini gerçekleştireceklerini ve genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduklarını söyledi. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde hiçbir beklenti içerisinde olmadan canla başla çalıştığını kaydetti. Sağlık işçileri biliyorsunuz pandeminin kahramanları diye biz adlandırıyoruz. Çalışan arkadaşlarımız bu süreçte hiçbir şekilde maddi bir beklenti içinde olmadan özveriyle işlerini çok layıkıyla yerlerine getirdiler. Ama tabii biz sendik olarak da haklı olan bir talebimiz vardı. İşçi arkadaşlarımız çok yıprandılar, çok mağdur oldular. Maddi olarak özellikle çok sıkıntılar çektiler. Biz bu süreçte onların maddi ve özlük haklarının daha iyileşmesi için haklı olan taleplerimiz vardı. Devletimizden, hükümetimizden bu beklentimizi hep dile getirdik. Yalnız bunun herhangi bir hükümet tarafından ya da devlet tarafından bir karşılığı olmadı maddi olarak. Ha, maaşlarımızı aldık mı aldık, düzenli ödendi mi ödendi. Allah devletimizden zeval vermesin. Bundan yana hiç yere şüphemiz olmadı. Dönemin idaresinin, üniversite özellikle oradaki idari hocalarımız belli bir süreliğine pandemide çalışanlara bir ödenek verdi. Yeterli oldu mu yetmedi ama bir yara merham oldu mu oldu diyebiliriz. Biz tüm çalışan işçilerimizi kapsasın istiyorduk. Bu arada hastanede çalışan güvenlik görevlilerimiz var. Ciddi anlamda yıpranıyorlar, mağdur oluyorlar. Onlarla ilgili biz bir makale de hazırladık. Daha sonra onu inşallah sizlere de vereceğim. Sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ifade eden Kaya, pazar günü gerçekleştirilecek olan kongreye tüm üyelerini davet ettiklerini söyledi. Bu gece tüm çalışan sağlık çalışanlarımız, sendika üyelerimiz hepsini davet ediyoruz. Genel Başkanımız Hakan Toy ve yönetimi tamamı burada olacak. Siz güzide basın mensuplarımız da inşallah kısmet olur orada olacaklar. Böyle bir eğlence olsun dedik, bir moral olsun dedik. Hani ikili ilişkilerimiz daha iyi yürüsün dedik. Bunun için böyle bir organizasyon planladık. Bunun için sizlere de teşekkür ederim, emek verdiniz, bize de destek verdiniz bu konuda. Pazar günü de kendi şube Elazığ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı kongremiz olacak, seçimimiz olacak. Oraya da tüm çalışanlarımız ve sendika üyelerimiz hepsini davet ettik. Efendim, Memur Sen Elazığ Teşkilatı'nda yaprak dökümü mü başladı sorusu akıllara geldi. Çünkü bugün oldukça başarılı çalışmalara imza atan, kamuoyunda oldukça sevilen ve takdir toplayan, yapmış oldukları çalışmalarla da adından hep övgüyle bahsedilen Elazığ Memur Sen Engelliler Komisyonu ve Eğitim Bir Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Engin Kırçıl, Memur Sen Elazığ Teşkilatları'ndaki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
Engin Kırçıl, yürütmekte olduğu Elazığ Memursen Engelliler Komisyonu Başkanlığından ve Eğitim Birsen Engelliler Komisyonu Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Kırçıl, istifasına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Eğitim camiamızın değerli neferleri, kıymetli yol arkadaşlarım, gönüllerinde engel olmayan kamu çalışanları ve değerli aile bireyleri. Yaklaşık 4 yıldır başkanlığını yürütmekte olduğum Elazığ Memursen Engelliler Komisyonu Başkanlığından ve Eğitim Birsen Engelliler Komisyonu Başkanlığından 9 Haziran 2022 tarihi itibariyle görmüş olduğum lüzum üzerine görevlerimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte yanımızda yer alıp desteklerini bizlerden esirgemeyen bütün engelsiz gönüllere teşekkürlerimi sunar, saygılarımı arz ederim ifadelerini kullandı. Efendim, Elazığ Jandarma Komutanlığı tarafından bir araçta gerçekleştirilen aramada 775 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Elazığ Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmaları hızla devam ediyor. Jandarma ekiplerince bir şüphelinin piyasaya kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince şüpheli takibe alındı ve bulunduğu araç Göl Köyü'nde durduruldu. Araçta yapılan arama sonucunda toplam 775 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliye 19.225 lira idari para cezası uygulandı. Tütünler ise jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı. Efendim, Elazığ'da bir apartmana giren yılan kat sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Doğukent Mahallesi'nde bir apartmanda bir binanın merdiveninde vatandaşlar yaklaşık yarım metre uzunluğunda yılan gördü. Panikle evlerinden çıkan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı kısa sürede yakaladı ve şehirden uzak bir noktada doğaya bıraktı. O anlar apartman sakinleri tarafından an be an kaydedildi. Ay, Geliyor, geliyor. Apartmanımızda yarım metre boyunda bir yılan gördük. Apartmanımızda çocuklar da yaşadığı için korktular, biz de korktuk. Bayağı panik yarattı. İtfaiye ekiplerimize hemen haber verdik. Gelip yardımcı oldular, kurtardılar yılanı apartmanın içinden. Şu an rahat, güvendeyiz. Gayet iyi, gayet güzel. Yalnız biraz korkutucu oldu. Yaz aylarının gelmesiyle beraber yılanlar kış kutudan çıkıp daha serin apartmanlara geliyor. Yılanlar o yüzden şu an apartmanlarda oldukça fazla gözüküyor. Buna da bir önlem alınması gerekiyor bence. Efendim, Efiyat Başkanı Mehmet Gürdaş'ın amcasının oğlu İsmail Gürdaş vefat etti. Aile taziyeleri nehir sitesi bahçesinde kabul ediyor. Efiyat Başkanı Mehmet Gürdaş'ın amcasının oğlu Ferrokrom'dan emekli İsmail Gürdaş hayatını kaybetti. 68 yaşında hayatını kaybeden Gürdaş için ikindi namazına müteakip İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm! Esselamu Aleyküm! Merhum Gürdaş, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta bulunan Aile Kabristanı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri nehir sitesi bahçesinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Gürdaş'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Efendim, Almila Tiyatro Atölyesi tarafından sahnelenen Savaş Alanı Gibi Kadın adlı tiyatronun yoğun ilgi üzerine ikinci kez sanatseverlerle buluştu. Savaş Alanı Gibi Kadın adlı tiyatro oyunu ikinci kez sahnelendi. Oyunda Yugoslavya İç Savaşı'nda tecavüze uğrayıp hamile kalan Dora, bebeğini doğurmayı reddederken toplu mezar kazıcılarının ekibine psikolojik destek için gönüllü olan Amerikalı psikolog Kate'nin yardımıyla yaşama geri dönme yollarını araması anlatıldı.
Günaydın. Bana yalan söyledin. Sana hiç yalan söyledim. Bana ihtiyacın falan yok. Elbette var. Bana ihtiyacın yok. Elbette var. Sana ihtiyacım var. Neyi öğrenmek istiyorsun? Bilmiyorum. Anlamak istediğin ne? Bilmiyorum. Yalnızca çökmüş bir halde olduğunu görüyorum. Çocuğun var mı? Evet, iki kızım var. 6 aydan beri onları görmedim. Delisin sen. Hayır. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde Almila Tiyatro Atölyesi tarafından sahnelenen oyun sanatseverlerden tam not aldı. Hayır! 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 Ben onu bu hale getirmek istemiyorum. Onu dünyaya getirmemi istiyorum. Ama ben istemiyorum. Neden bağırıyor böyle? Söyle ona böyle bağır. Tamam sana veririm. Tamam. Efendim Elazığ'ın tanınmış ailelerinden Tunceli SGK eski il müdürü Taci Ever'in oğlu Ahmet Burak Cever hayatını Aslı Sevinç Kılıman ile birleştirdi. Elazığ'ın tanınmış ailelerinden Tunceli SGK eski il müdürü Tahir Cevher'in oğlu Ahmet Burak Cevher Aslı Sevinç Kılıman'la dünya evine girdi. Genç çiftin düğün törenine aileleri, sevenleri ve dostları başta olmak üzere Adıyaman AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Elazığ eski il başkanı Ramazan Gülgöz'e ve davetliler katıldı. Çiftin ilk dansıyla başlayan düğün merasimi çayda çıra gösterisiyle devam etti. Bir ömür birlikteliğe evet diyen genç çiftin nikahını Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kıydı. Sayın Sevinç Kılıman, Sayın Ahmet Burak Cevher'i hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenle ve gür sesinle eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Saygıdeğer Ahmet Burak Cevher, çok kıymetli Sevinç Kılıman'ı hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenle eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Bu nikah şahitlik ediyor musunuz? Şahit oldum. Allah mübarek etsin. Şahit oldum. Allah mübarek etsin. Evet. Evet. Şahitlik ediyor. İki cihan saadeti diliyorum. Şahidim Rabbim bu nikah akdini hayırlı kılsın ve bir yastıkta yaşandırsın inşallah. Çiftin nikah şahitliğini yapan Adıyaman AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Aslı ve Ahmet çiftine mutluluklar diledi. Ben ümmetimin çokluğuyla övünürüm diye hadisine riayet edip maşallah güzel bir yuva kuruyorlar. Biz de dua ediyoruz. Gerçekten bu dönemin en önemli her birimizin birbirimizi evlatlarımızla ilgili olsun, çevreyle ilgili olsun teşvik edeceği mesele evliliktir. Müessese olarak ailedir. Bu ailenin tekrar korunacağı yer de bizim bu gençlerimizin girişimleridir. Ben kendilerini yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum ve aile cüzdanını da müsaade ederseniz her ikisine birlikte veriyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hatırlatmasını da kendilerini unutmamalarını diliyorum. Özellikle evlat konusunda bir hatırlatması var. Allah mübarek etsin. Tebrik ediyorum. İkinize birden takdim ediyorum. Medya grubumuz olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Efendim son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne birlikte başladık efendim. Yeni gün salı gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle birlikte olmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.